İyi akşamlar, uzmanına sorun programıyla yeniden karşınızdayız. Son bir haftadır Türkiye'de gündem koronavirüs ama biz biraz kendi gündemimize döneceğiz. Altın fiyatları yükselmişti. İkinci el araç fiyatlarında yükselişler devam ediyordu. Ve konut satışları tabii ki önemli. Bugün yine çok değerli bir konumuz var ve kendisiyle hemen başlayacağız. Lüks gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş yayın konumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Aslında ev almak için tam zamanı mı değil mi, bu gibi soruları soracağız. Ama önceden şöyle bir durum oluyordu. Ev alınacağı zaman deprem riski açısından nasıl ya da kiralanacağı zaman, ama şimdi artık farklı bir durum var. Pandemi süreci devam ediyor. Aşı maalesef hala ortalıkta yok, bulunamadı. Sağlık Bakanlığı'nın iller bazında ilçe ilçe virüs yoğunluk haritaları var. Şimdi o haritalar gelsin, tamam. O yoğunluğa göre talepler düşüyor mu, yükseliyor mu, bunu konuşacağız. Mesela Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı güncel tablolar. Bakın, Bağcılar'da virüs yoğunluğunun ne kadar fazla olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da her yerin kırmızı olması virüs yükünün bu bölgede, yani bu ilçede daha fazla olduğunu gösteriyor. Şimdi bir diğer ilçeye geçeceğiz. Bağcılar dışında Ataşehir. Mesela Ataşehir'de sadece birkaç noktada virüs yoğunluğu var. Genel anlamda baktığımız zaman en azından Bağcılar'a göre daha güvenli olduğu gözümüzde çarpıyor. Bir diğer ilçe gelecek şimdi. Bahçelievler, mesela Bahçelievler'deki virüs yoğunluk haritası İstanbul'da aynı şekilde kırmızı ve yoğunluk var. Ve diğer ilçe geliyor şimdi, Bayrampaşa. Kısmen Bağcılar ve Bahçelievler'e göre daha az yoğunluk var ama yine genel anlamda yoğunluk olduğunu görüyoruz. İşte bunlar ev fiyatlarını ne derece etkiliyor, bunları soracağız. Beşiktaş'a baktığımız zaman da çok az bir yoğunluk gözüküyor belirli bir noktada ve diğer yerlerde koronavirüs kapan kişilerin çok fazla olmadığı gözüküyor ve Sarıyer'in de buradan baktığımızda en azından temiz olduğunu görüyoruz. Şimdi o virüs yoğunluk haritası, ev almak isteyenler, kiralamak isteyenler çok rahat bir şekilde girip görebiliyorlar. Kesinlikle. O kırmızı olan noktalar var ya, her yer kırmızı olan yerler. Oralarda fiyatlar düşüyor mu ve böyle temiz olan bölgelerde fiyatlar yükseliyor mu? Hem kiralık hem satılık evler. Bir kere öncelikle talep görmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi ilk başlarken canlı yayına şöyle bir şey dediniz Aytaç Bey. Deprem bölgesi olup olmadığına bakıyorduk. Hala da bakıyoruz aslında. Deprem öncesi binalar ve deprem sonrası binalar diye hayli ayrılıyor. Ki biliyorsunuz zaten bir gün öncesinde de 17 Ağustos depremini, hani Gölcük depremini de hepimiz anımsadık. Ve bizi bekleyen bir İstanbul depremi var. Ve bunu hepimiz de biliyoruz. Dolayısıyla şimdi deprem öncesi ve sonrası dediğimizde binalar ayrılırken şu anda da şöyle bir durum söz konusu. Bölgelere göre diyorlar ki Evrim Hanım, vaka sayıları, işte koronavirüsün dağılmış olduğu bölgelerin olmadığı noktalarda tercih etme ihtiyacı doğmaya başladı. Bunlar daha öncesinde karşılaştığımız bir durum değildi. Az önce de ifade ettiğiniz gibi mesela Bağcılar kıpkırmızı ve o bölgede olan kişiler, yani aynı bölge içerisinde satılık almak asla istemiyorlar. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Diğer taraftan Beşiktaş, Sarıyer zaten normalde favori olan ilçelerden bir tanesiydi. Şu anda daha favori noktaya gelmiş oldu. Böyle olunca tabii bu ev fiyatlarına elbette ki yansıyor. Ne kadarlık bir yansıma oluyor? Mesela bir örnek verelim mi? Hani Bağcılar'da bir daire, 3+1 bir daire, işte 200 metrekare ne kadardı? Ne kadarlık bir düşüş olmuştur? Beşiktaş'ta ne kadardı ve ne kadarlık bir yükselme olmuştur? Tabii şunu da söyleyelim, sadece İstanbul bazında değil, Türkiye'nin genelinde yayılım. Yani tabii rakamları ki da görüyoruz. Hani Ankara, İzmir, diğer illerde de ilçe bazında mutlaka detaylara dikkat ediliyordur. Biz örnek olarak İstanbul'u aldık. Tabii ki. Şimdi ben normalde aslında bölgelere göre metrekare birim fiyatlarından gidebilirim. Şöyle ki Bağcılar'daki metrekare birim fiyatına göre işte 100 metrekare bir daire 1000 TL gibi bir rakamdaysa normalde talep görmüş olduğu rakam şu anda talep görüyor olsaydı 1100-1200 lira, %20 artış söz konusu olabilirdi. Fakat aynı beklenen artış oranının azalma noktasında pozisyon değiştirdi. Dolayısıyla 800-900 lira kaymış oldu. Neden? Talep görmediğinden dolayı. Dolayısıyla da mal sahipleri dedi ki bu rakamı revize edelim. Diğer tarafta işte Beşiktaş, Sarıyer gibi bölgelerde ki İstanbul'un en gözde yerlerinden, ilçelerinden bir tanesi. İşte Kadıköy, Bağdat Caddesi keza öyle. İşte koronavirüsün şu anda vaka sayısının az olmuş olduğu bölgelerde bu rakam aralığı %10-20 oranında, yani maksimum enflasyon oranında artış göster diyebilirim. Bazı bölgelerde kiralıklarda özellikle bahçeli, müstakil, geniş alanlar olduğu zaman bu çok daha fazla oranlarda artış gösterdi. Bizim bahsetmiş olduğumuz standart 100 metrekare 3+1 bir daire örneğiydi. Beşiktaş'ta, şehrin göbeğinde bir Bebek'te zaten 1000 TL değil minimum 4-5 bin liradan başlayan daireler var. Onlar da işte 5500-6000 bantına yükselmeye başladı.
Dolayısıyla... Peki, cevap vermeniz belki zordur ama en azından sorayım. Şimdi Bebek'te 5000-6000 lira kirası olan lüks bir daire, eğer o bölgede virüs yoğunluğu olsaydı ne kadar düşerdi sizce tahmini? Şöyle, rakam üzerinden. Tabii ki yani o zaman talep azalıyor. Direkt düz mantıkla giderdiğimizde şimdi 5000 liraya kiralık olan bir yere talep olmadığı takdirde mal sahibi gelen teklifleri değerlendirecek. Bu sefer 4000 lira teklif gelecek, 4500 gelecek ve ona sıcak bakacak. Dolayısıyla otomatikman o bölgenin rayici azalacak. %10, %20 seviyelerinde azalmış olacak. Zaten birçok bölgede mesela bu arsa için de geçerlidir. Derler ki burası çok rant sağladı. Halbuki o bölgedeki insanların ve satıcıların kendi arsalarının rakamlarını da yükselterek piyasadaki bir artış oranı sağlamasıyla kaynaklanır. Bizde böyle çok değişik, enteresan gayrimenkulle ilgili trikler vardır aslında. Tabii ki bizim şu anki konumuz koronavirüs. Ama baktığımızda bahsetmiş olduğunuz işte favori ilçelerde eğer bu vaka sayıları arttığı takdirde bir kere kimse yer değişine gitmeyecektir. Eğer zorunlu bir durumsa mesela bir öğrenci ve Beşiktaş'ta çok güzel bir üniversite kazandı. Benim önerim o bölgede hem o fiyata vermektense vapurla İsküdar'a geçip oradaki 1000 liralık bir dairede oturmasıdır. İlla 4 katı 5 katı para vermesine de gerek yok. Bu konuda işte metroya, metrobüse, ulaşım yerlerine, hatta belirli lokasyonlarda daha bile keyif alacağı mesafelerde öğrencilik hayatı yaşayabileceği şekilde ilerleyip cebine de para kalmasıdır. Çünkü bana bu konu mesela bu soru çok gelir. İşte oğlum kızım şurada üniversiteyi kazandı. Evrim Hanım, rakamlar uçuyor. Hı-hı. Tamam da o bölgede almanız aslında gerekmiyor. Dolayısıyla da şu anki mevcut durumda da baktınız ki siz bu pandemi süresince çok etkilendiniz ve izole olmak istiyorsunuz. İlla herkesin kalabalık olduğu ve vaka sayılarının çok maksimum olduğu noktada konumlanmanıza gerek yok. İşte Tuzla'ya geçebilirsiniz, Kurtköy'e geçebilirsiniz, işte ne bileyim biraz Beylikdüzü. Ya diyeceksiniz ki Evrim Hanım o bölgelerde yaşanılır mı? Şu anda o kadar çok fazla enteresan taleplerle karşı karşıyayım ki. İzole yaşayan ailelerim de var. Yani insan herkes bütçesine göre bunu ayarlıyor bu pandemi süresince. Tabii. İzole yaşamak biraz pahalıya patlıyor. Nasıl oluyor? Bununla ilgili de sorumuz var size ama virüs hayatımızı o kadar etkiledi ki çocuklar okula gidemiyor. Sosyal hayatımız yok oldu. Anne babamızı, yaşları göremedik ve ev fiyatlarına da yansıdı. Doğru. Şimdi sorularla devam edelim. Tabii ki. Şimdi okullarla alakalı bir soru var. İlk soru geliyor. Mert Bey size şunu soruyor Evrim Hanım. Okulların açılmasıyla birlikte ev kiralarının yükseleceğini düşünüyor musunuz? Ya kesinlikle. Da bölge bölge değişir mi mesela? Bölge bölge değişir ama normalde otomatikman Bağcılar bölgesi bile artar. Yani koronavirüsün maksimum olduğu noktalar bile artar. Nedenine gelince, çünkü zaten şu anda ev değişikliğine giden okullar açılmadan önceki tüm aileler zaten yerlerine geçti. Şimdi Ağustos, Eylül'de tatilden geldiler. İşte Bodrum'dalardı. Sonrasında Eylül'de geldiler ve okulların açılmadan bir hafta 10 gün önce arayışa geçtikleri zaman zaten çok az seçenek bulacaklar. Çünkü o zamana kadar bütün daireler seçilmiş olacak. Çünkü hep kiralıklarda özellikle okul dönemi öncesinde talep görülen zaman dilimleri vardır. Hem kiralık için hem de satılık için. Dolayısıyla o süreci kaçırdıklarından dolayı Aytaç Bey rakamların daha ayyuka çıktı. Daha çünkü arz talep noktasında ben şöyle bir şey dediğim de oluyor müşterilerimde. Örnek veriyorum, kirası 10 bin lira. Diyorum ki şu an iki müşteri 10 bin lira teklif veriyor. O zaman Evrim Hanım diyor en yüksek rakama verene verelim diyor. 11 bin, 12 bin, 13 bin bu rakamlar yükselebiliyor. Bunları çok fazlasıyla yaşayabiliyoruz. Yani kiralıkta işte 1000 liralık kiralık ben o zaman diyor Evrim Hanım 1200 lira veriyorum ben tutmak istiyorum diyor. Dolayısıyla otomatikman rakam artmış oluyor. Pahalıya patlayacak olan izole hayatı size soracağım ama şimdi bir soru daha var. Akabinde tamam. Ben onunla alakalı bağlantılı bir şey daha soracağım. Zeli Hanım şunu soruyor. Yatırım yapmak istiyorum. Arsa mı alayım yoksa daire mi? Hangisi daha doğru olur sizce? Allah. Altının yükselişi haftalardır çok, haber yaptık. Evet. Sonra düştü ama İkinci el otomobilde de yükselişler var. Yani çünkü şu neredeyse an sıfır araçlar yapılamıyor. Yani yani talebi karşılayamıyor. Sizce altın mı, araç mı, daire mi? Yatırım için mantıklı. Yatırım için araç kesinlikle söylemem. Yani araç belki yani taşıt diyorsunuz değil mi araç derken? Tabii, taşıt, yok hayır onu ben öyle bir şey alın ve bu daha sonra prim yapar noktası küçük rakamlarda. Daha büyük düşünmek istiyorlarsa kesinlikle tabii ki arsa. Yani şöyle neden arsa diyorum ama bunu aldığınız zaman mesela örnek veriyorum imarsız bir arsa aldınız. Ve ilerleyen zamanda veya işte ne bileyim 3. köprü ayağında aldınız. Şu anda metrekaresi 5 liradan 10 liradan aldınız dönümlerce. Fakat o arsayı alıp unutmanız gerekiyor. Dolayısıyla o paranızı yani bir mevduatta bir para, bir altında para gibi değil ama ilerleyen zamanda metrekaresi 50 lira 100 lira olma ihtimali çok çok yüksek. Ama ne zaman? 10 yıl sonra mı, 20 yıl sonra mı, 30 yıl sonra mı? Arsa o zaman benim kenarda köşede
bir paranızı bırakabileceğiniz ailelerim için önerdiğim bir durum. Bazı insanlar da şöyle evini barkını satıyor ve arsaya yatırım yapıyor. Ama hayatını daha sonra idame ettiremiyor. Şimdi evi kirada bir sürü giderleri var. Daha sonrasında almış olduğu arsayı yok yere satmak durumunda kalıyor imarı çıkmadan. Bir virgül koyalım mı? Tabii ki. Şunu soracağım. Sizle konuştuk, bunu isim vermeden konuşabiliriz dedik. Hani bir tanıdığınız ya da uzaktan tanıdığınız bir kişi altına ciddi yatırım yapmış, ciddi bir para almış. Evet. Külçe külçe altınlar. Evet. Ne yaptı o altınları, bir anlatır mısınız? Allah İzleyicimiz, izleyicilerimiz merak ediyor ve bence çok ilginç bir detaydı. Evet, çok sıra dışı. Ben tabii lüks konutta işte villa, yalı, malikane, köşk satışları yaptığım için de birçok bildiğimiz, sevdiğimiz güzel ailelerle diyalog halindeyim. Bana böyle çılgınca bir şey söylediği zaman ilk başta espri yaptığını söylemiştim. Şöyle ki mevcut bankadaki dolarını çekip daha sonrasında işte külçe altınlarla direkt tavana kadar onları doldurduğunu, daha sonrasında duvarla da orayı ördüğünü söyledi. Ben de yani altına yatırım yapmak evet elbette güzel, fakat neden bu şekli, yani neden, çünkü şu anda yurt dışına çıkaramıyor. Hı hı. Bir taraftan da dolar bankadaki parasını nakit istediği zaman, istediği anda büyük rakamları hemen anında çekemiyor. Dolayısıyla elinin altında olması, bir taraftan da güvenlik açısından da onu duvarla ördürdüğünü söylemişti. Bu bana çok sıra dışı gelmişti. Ben de bunu off the record söylemiştim ama şu anda herkes öğrenmiş oldu. En azından isim vermeyerek böyle bir detayı verebilirim. Şu andaki bu süreçte işte pandemi doğru süresince... Doğru mu altına yatırım? Yani altın mı? Ya doğru ama mu? Şu anda, doğru bir yatırım mı? Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi o ailenin mevduatta... Siz olsunuz daire altın mı? Hayır abi, şu anda o ailenin... Yani işte 40-50 milyon doları var bankada. Yani oraya 4-5 milyon dolarını altına yapmış olması onu çok etkilemiyor. Bir kısmını altın olarak yapıyor, bir kısmını dolar yapıyor, bir kısmını euro yapıyor. Hı hı. Bir kısmını gayrimenkul olarak alıyor. Yani benim şu an bahsetmiş olduğum A plus segmentteki en uç noktada bir durumdu. Dolayısıyla da şu anda bizim hani orta ölçek veya işte memur yaşantısı olan aileler için böyle bütün varını yoğunu altına vermesi çok, çok çılgınca bir kumar olur aslına bakarsanız. Çünkü hep böyle sepette deriz ya, biraz dolar, biraz euro, biraz TL. Hoş, hı hı. Şu anda TL'nin herhangi bir getirisi yok ama baktığınızda işte kredi kartı borcumuzu da TL ediyoruz. İşte çocuklarımızın okulu, taksidi veya her şeyimiz de onun üzerinden ilerliyor. Bazen dolardaki anlık değişimlerde bozdurmak istediğimizde almış olduğumuz rakamdan çok daha aşağısına vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü o dakikada bir ödeme yapmamız gerekiyor. Hı hı. O yüzden de bazen küçük rakamlarda kendinizi garanti altına alacak mutlaka TL'niz de olsun diyoruz. Çünkü bu süre zarfındaki o değişikliklerde her zaman kazanma ihtimaliniz olmayabilir. Evrim Hanım, ev kredileri düşmüştü, ardından yeniden çıktı. Sizin bir uyarınız var, ev alacaklar biraz beklesinler, fiyatlar düşebilir dediniz. Bu fiyatların ne zaman düşeceğini soracağım ama izleyici sorularıyla devam edelim. Soru şu, peşinde de onun cevabını alırız. Meltem Hanım diyor ki, krediler düşük ama ev fiyatları yüksek, uygun fiyata nasıl ev alabiliriz? Ne zaman düşecek fiyatlar? Şöyle söyleyeyim, krediler düşük olduğu zaman benim buraya gelip işte bir 20-25 gün önce 0.64 sıfır evler, 0.74'te ikinci evlerle ilgili kamu bankalarının hatta 12 ay geri ödemesiz, hı hı, taksitli müthiş bir avantajı vardı ve biz artık işlere yetişemedik Aytaç Bey. Yani bütün piyasadaki tüm evler, yani sadece lüks, orta segment, küçük segment değil, herkes gayrimenkul alımına başvurdu. Fakat şu anda oranlar, hatta bugünkü güncel rakamla beraber 0.95 hatta 1'lere geldi kamu bankaları. Yani 0.64'ten 1'e geldi. Hı hı. Tabii öyle bir artıştan dolayı birçok kişi için bu avantajını yitirmiş oldu. Hatta benim şu anda pazarlığı yürüttüğüm, fakat belli bir kısmına ben kredi kullanmak isteyen müşterim, Evrim Hanım ben bir dakika bir şey yapmak istiyorum, bir düşünmek istiyorum, bana bir süre verir misiniz demişti. Halbuki içeride şeyi bile vardı, yani başvurusu bile vardı. Dolayısıyla insanlar şu anki aşamada bu mevcut inanılmaz hareketlilikten dolayı bazen kafalar çok ciddi karışabiliyor Aytaç Bey. Hı hı. Fakat şunu söyleyebilirim, o dönem bitti mal sahipleri için. Yani o bahsettiğimiz şaşalı demeyeceğim. Hani birçok teklifin geldiği, birçok rakamların döndüğü, kendi satılık rakamlarının yukarısına çıktığı dönem şu anda kesinlikle sona erdi. En yüksek köpüğü gördük. Hı hı. Şu anki aşamada burada bir aşağıya doğru, yani kendilerince %5'lik, 10'luk, 20'lik aşağıya segment, aşağıya rakamını çekenler de işlem görecektir. Aynı noktada kalan insanlar için şu anda işlem görmeyeceklerini net söyleyebilirim. Çünkü o avantaj yitirildi. Hı hı. Ama diğer taraftan birçok kişi de diyor ki, mal sahibim, ya Evrim Hanım bakın o süre zarfında da dolar arttı. Tamam, haklılar. Dolar arttı. Doların artmasıyla beraber işte daha önce 1 milyon doları olan bir kişi 6 milyon 850 bin TL'si vardı. Şimdi 1 milyon doları olan kişi bir anda 7 milyon 400 bin TL'si oldu. Hmm. Baktığınızda o zamandan bu zamana. Yani 500 bin lira gibi bir kar söz konusu. Şimdi bu bahsettiğimiz işte bir kenarda 100 bin doları olan kişi için öyle 5 bin lira, işte 50 bin lira gibi fark ederken rakam ne kadar doları fazlaysa ona göre maksimum kar elde etti.
Dolayısıyla bu her konumda ve koşulda inanılmaz değişkenlik gösteriyor Aytaç Bey. Peki ne zaman düşecek fiyatlar, ev fiyatları? Şu anki aşamada ben işte az önce söylediğim gibi bu en fazla maksimum rakamda. Ev almayı düşünüyorum. Yüksek. Ben, ne zaman alayım? Biliyorsunuz talep olmayınca zaten otomatikman ev fiyatları artık alıcının vermiş olduğu teklife göre rakamlarını revize etmek durumunda kalıyorlar. Zaten şu anda herkes rakamlarını arttırmıştı. O rakamlardan işlem görmeyince otomatikman azaldığını göreceksiniz. Yani peki. Bu konuda iddialıyım. Daha öncesinde artıyor demiştim. Arttı, şu anda da azalıyor diyorum. Peki Burak Bey size bir soru sordu. O soru geliyor şimdi. Soru şu. Sonbaharın gelmesiyle ev fiyatlarında artış olacak mı? Kiralık evlerde yüzde kaç artış bekliyorsunuz? Bu arada sonbaharın gelmesiyle ev fiyatlarında bir artış olmasının mantığını çözemiyorum. Yani sonbaharla birlikte hani dönemle bahsediyor. Herkes tatilden dönüyor mesela. İşte biraz önceki soru gibi aslında Eylül dönemi, okul dönemi kiralık evlerde kesinlikle artış olacağını zaten söyledim. Hı hı. Diğer tarafta da bu oran enflasyon oranının çok çok yukarısında olamaz. Yani iki katına çıkma bilmem ne falan gibi durumlar söz konusu olamaz. Hı hı. Bir ara pandemi süresince işte Bodrum'daki belirli evlerin fiyatları 100 bin liraya aylık kiralık 200 bin liraya çıkmıştı. 250 bin lira yani %100 artmıştı. Çok talep görüyordu. Şimdi şu anda bu bahsettiğimiz dönemde sonbaharda böyle çok mevcut bir patlama beklemiyoruz. Hı hı. Ama kiralık evlerde her zaman biz talep görüyoruz. En fazla da oran enflasyon oranında yani TÜFE artışı %10-15'tir maksimum artış oranımız. Şimdi güncel tablolara baktığım zaman vaka sayılarındaki yükselişlerde şundan endişe duyuyorum. Misal bir vatandaş olarak örnek veriyorum. Markete gitmeye korkuyorum. İnsan içine karışmaya korkuyorum. Toplu taşımaya binmeye korkuyorum. Sosyal hayatı yaşamak için arkadaşlarımla bir yere gitmeye korkuyorum. Hı hı. İzole hayat biraz pahalıya patlayacağını söylemiştik. Aytaç Bütün Bey. Bu korkularımı yenip kendimi çok güvende hissetmem adına bir hayat yaşamak istiyorum. Kesinlikle. Bana maliyeti ne olur? Ah güzel soru. Şöyle ki tabii ki bu konu ve kavram elbette ki göreceli ama ben mesela bunu bir örnekle taşlandırabilirim. Şöyle ki şehrin göbeğinde baktığınızda Tuzla'da Tepeören'de 40 dönüm bir arsadan bahsediyorum. Yani 40 bin metrekare ve içerisinde öyle izole bir yaşam söz konusu ki işte inekleriniz var sütünüzü sağıyorsunuz, tavuklarınız var yumurtanızı yiyorsunuz. Diğer taraftan sporunuzu yapmanız için tenis kortunuz, basketbol sahanız var. İçeride şelaleler akıyor. İçerisinde 3 adet villa var. Anneniz bir evde oturuyor, kendiniz bir evde oturuyorsunuz, kardeşiniz bir evde oturuyor. Mesela orasının fiyatı 50 milyon TL. Hani neden bunu ben söylüyorum? Burada çünkü o kadar izole yaşıyorlar, dışarı hiç çıkmıyorlar. Hatta bir tane müştemilat gibi bir bölümde de kendilerine ait bir özel bir hastanenin doktoru, iki tane de hemşiresi mevcut. Hmm. Yani kapıda da ambulansınız da bekliyor. İlla bir hastane sahibi olmanıza da gerek yok. Ama bunu yaşayan ailelerim de var. Tekrar eder misiniz? 50 milyon Türk lirası. Hı-hı. 50 milyon Türk lirası Aytaç Bey. Ben şu anda çok enteresan o ailem oradan sıkıldı ve ben şu an mesela orayı satışa getiriyorum. Böyle durumlar da var. Başka bir yere geçecek çünkü bu şekilde başka bir yeri daha var. Dolayısıyla orasını çok güzel bir tesis alanı haline getirdi ve kendisi gibi düşünen, izole yaşamak isteyen, hiç kimseyle teması olmayan ama şehrin göbeğinde her yere yakın bir yer almak isteyenler de var ve bunlar için de uygun seçeneklerde söz konusu. Siz... Çünkü hayatınız sağlıktan öte hiçbir şey yok Aytaç Bey. Önce sağlık, sonra biliyorsunuz gıda, ki gıdanız olmadan yaşayamazsınız. Üçüncüsü barınmadır. Ama bu üçü olmadan da olmuyor elbette ki. Ama öncelik elbette ki sağlık. Dolayısıyla sağlık için barınma şu an çok ön plana geçti ve sağlıklı yaşam. Peki başkalarını korumak adına daha makul şartlarda izole ev arayanlar var mı? Örneğin sağlık çalışanlarının ne kadar enfekte olduğunu biliyoruz. Evet. Hepsine buradan tekrar teşekkür ederiz ama tabii ki. Bir profesörsünüz, oturduğunuz binayı riskli buluyorsunuz, endişe duyuyorsunuz ve ayrı bir yere geçmek istiyorsunuz. Hani böyle talepler oluyor mu mesela? Elbette ki ben onlara sadece şöyle bir öneride bulunabilirim. Kiralık en azından bir eve geçmeleri yani en azından satış için belki şartları çok kolay olmayabilir ama kiralık mesela mümkünse bahçe katı eğer mümkün olabiliyorsa bahçe katı çünkü çok favori çünkü insanlar artık toprakla temas halinde olmak istiyor, nefes almak istiyor. Eğer bu mümkün değilse bir ara kat daire bir yani residence demiyorum normal standartlarda bir daire ama mutlaka balkonu olan balkonsuz ev. Zaten talep de görmüyor. Şu anki aşamada değişti mi çok? Çok, inanılmaz derecede. Ve eğer daha üstü teras katı, yani terasta da insanlar böyle bir gökyüzüne bakma, bir ferahlama, hani hiç kimseyle temas halinde olmadan, hatta mümkünse boğazı göreyim diyor. Ona göre de bir seçenek var. Mesela bugün hatta sıradığınızda ofiste toplantıdaydım. İşte Edirler'de full boğaz manzaralı, iki köprüde gören dehşet manzaralı bir evim var. Kendisi yurt dışında yaşadığı için beyefendi, burayı satmak istiyorum evrim hanım dedi. Pazara konduğum anda satışa gelecek olan bir ev. Orası da mesela 7 milyon TL'de.
özel bir site içerisinde. Hani her bütçeye uygun var. 50 milyon TL'de var baktığınızda, 7 milyon TL'de baktığınızda, 700 bin TL'de var. Hani bu mutlaka biz gayrimenkulle ilgili istekleri yerine getiriyoruz aslında. Peki İlhan Bey'in bir sorusu var. Tamam, devam edelim. Soru şu, Evrim Hanım'a sordu İlhan Bey. Ev satışlarında lüks vergisi uygulanıyor mu? Uygulanıyorsa alt limit nedir? İlhan Bey galiba şöyle söyleyeyim, şu konuyu bilmiyor. Çünkü daha öncesinde lüks vergisi vardı. Hatta ben hükümetin paketini bizzat ben açıklamıştım. 2021'e kadar ertelendi. Şu anda lüks vergisi alınmıyor. Zaten başlanan rakam da 5 milyon TL'ydi. 5 milyon TL ve üzeri içinde skalalar vardı işte. 5 milyonla 7,5 milyon TL arası %3. 7,5 milyon TL 10 milyon TL arasında ise %6. 10 milyon TL ve üzerinde ise %10 gibi böyle bayağı da yüksek oranlarda ekstra bir lüks vergisi ortaya çıkmıştı. Fakat o şu an durduruldu. Daha doğrusu ertelendi. Şu an biz 2020'deyiz. 2021'e ertelendi ama onunla ilgili hani 1 Ocak mı olur, 31 Aralık mı olur, onunla ilgili açıklamaları takip edeceğiz. Şimdi biz acı tecrübeler yaşamadan bir şeyleri deneyimleyemiyoruz aslında. Şimdi pandemi süreci malum ama Türkiye'nin belirli noktalarında zaman zaman depremler de meydana geliyor. Dolayısıyla uzmanlar mesela beklenen Büyük Marmara depreminin artık yakın olduğunu ifade ediyorlar. Şimdi evet, pandemi, virüs yaygınlığı, bu soruluyor. Sizce eskisi kadar deprem güvenilirliği olup olmadığını evlerin sorguluyor muyuz? Evlerini almak isteyenler ya da kiralamak isteyenler nasıl? Ben tabii burada karşınıza şimdi İTÜ Jeofizik Mühendisi olarak cevap vermek isterim. Tabii aslanlar gibi deprem mühendisi oldum. Tabii başka bir sektördeyim ama her zaman bu işimle alakalı çok fayda sağladı. O da şöyle ki, şu anda hepimizin, ki ben 99 Gölcük depremini yaşamış olmama rağmen bile hepimizin fobisi. Çünkü aslında deprem öldürmez, bina öldürür. Bu da sevgili hocalarımın bana vermiş olduğu bir hakikaten değerli bir sözdü. Yapmış oldukları, şu anda mesela oldu ki deprem sonrası, yani 99 yılından sonrası yapılmış bir binaya sahip değillerse ve olanakları ancak öncesine sağlıyorsa, mutlaka deprem raporu olan bir ev en azından satın alsınlar. Yani uzmanların burası işte jeofizik mühendisleri, barolar burayı incelemiş olsun, bununla ilgili sağlam raporu versin. Sağlam raporu olmayan bir evde asla durmalarını kesinlikle önermiyorum. Ev sahipleri ya da kiracılar hani bunu detaylı irdeliyorlar mı hala? Tabii yani ki kesinlikle irdeliyorlar. Yani bu konuda hakikaten herkes çok çok bilinçli. Çünkü yani bu en son tabii işte Elazığ depremi, diğer depremler vesaire, insanlar hep böyle bu duygu ve düşünceleri tekrar bir tetikleniyor. Yani bir en ufak bir sarsılmada bile, hani biz küçük çapta bile İstanbul'da hissettiğimizde bile hemen bulundukları lokasyonu değiştirip şey diyorlar. Evrim Hanım, biz işte atıyorum mesela bahçe katında bir an korktuk diyor ki, bahçeli ev çok favoriken, ara kata veya üst kata geçeceğim diyor. Çünkü o anda yıkılacağını düşünüyor ve üst katta olduğu için yaşayacağını düşünüyor. Yani bu inanılmaz bir şey, insanlarda hep bir değişim ve sirkülasyon sağlıyor bizim sektörümüzde. Peki soru var, iki soru da. Tabii. Zaman yeterse cevaplayalım hızlı bir şekilde. Tamam, anlaştık. Kısa cevaplar alalım. Hami Bey şunu soruyor. Okumak için başka şehirlere giden üniversite öğrencilerine ne tavsiye edersiniz? Uygun fiyata öğrenci evi nasıl kiralanır? Az önce söylediğim olay. Yani işte Beşiktaş'ta kazandı üniversiteyi ama Beşiktaş şu anda Türkiye'nin, İstanbul'un en yüksek metrekare birim fiyatlarının olduğu yer. İlla o lokasyonda olmasına gerek yok o öğrencinin. Metro, metrobüs, belirli ulaşım yerlerine sahip olup da çok daha uygun fiyatı olan yere gitmesini öneriyorum. Çünkü zaten bir öğrenci için cebindeki para her zaman çok değerli. Kiralık 5000 lira 1+1 yere vermektense işte Üsküdar'da hemen karşısında işte 1000 lira 2000 lira bir yere geçmesi. Hatta mümkünse bir ev arkadaşının olması. Öyle olduğu takdirde daha da para bölmüş olur. Böyle böyle daha fazla, hatta cebinde para kalıp sosyalleşip hayata dahil olmasını tavsiye ederim. Peki Necdet Bey'in sorusu geliyor. Bu da önemli sorulardan biri. Soru şu. Ev satmak için uygun bir dönem mi? Siz ev satsanız hangi dönem satarsınız? Net cevap alırsak. Tamamdır. Ev satmak için uygun bir dönem mi? Aslında bu herkesin şartlarına ve koşullarına göre değişir. Şu anda bu faiz oranlarının düşük olduğu zaman diliminde en güzel zamandı. O dönem şu an kapandı. Çünkü faiz oranları arttı. Şu anki aşamada olması gerektiği rakamda satar. Ama bir önceki, işte bir ay önce, 1,5 ay önce istemiş olduğu rakamdan çok üst rakama satmıştı. Öyle bir dönem geçirdik hep birlikte. Ben ev satmaktan çok fazla yana diyeyim. Kendi şahsıma bir soru sorulmuş galiba. Her zaman için gayrimenkule alım yapmak ve yatırım yapmaktan yanayım. Ama oldu ki öyle bir durum olduğu zamanda da doğru fiyatta, doğru bir
Yani doğru fiyattan piyasaya çıkarıldığında, doğru zaman diliminde, doğru danışmanlar hareket edildiği zaman her gayrimenkul satılır. Biraz böyle şovvari konuşuldu ama hakikaten doğru. Yani İstanbul'da, taşı toprağı altın olan İstanbul'da, yani ahır da olsa satılır, işte malikaneli de. Önemli olan doğru fiyat olmasıdır ve ona göre hareket edilmesi. Zaten şu anda da herkese göre bir değişkenlik arz ediyor Aytaç Beyciğim bu satış konusu. Peki diğer soruda ev satın almak mı daha doğru? Siz onun cevabını da vermiş oldunuz. Sağ olun yayına katkı için. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Harika bir yayında. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gayrimenkul, lüks gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş yayın konumuzdu ve sizlerin sorduğu tüm sorulara yanıt verdi. Cuma akşamı saat 20'de yine Haber Global ekranlarında Uzmanına Sorun programıyla tekrar karşınızda olacağız. Buradan hepinize iyi akşamlar diliyorum.